Bugün 19 Eylül demiştik, gazilerimizin günü. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gazi ünvanı alışının ve orduya yaptığı ziyaretin de 95. yıl dönümü efendim. Bunları da değerlendireceğimiz bir sohbet olacak. Nurettin Korkmaz, Türkiye Harp Mağlulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesi Yönetim Kurulu üyesi. Aynı zamanda kendisi bir gazi. Sabah programı açarken biraz bahsettim. Kendisi bir çatışmada gazi oldu. Aynı çatışmada bir şehit verdiler. Bunların hepsini konuşacağız. O günlere gideceğiz. Gazilerimiz bugün orduda neler yapıyorlar? Devletimizin imkanları neler, ne durumdalar? Onları bir kere daha hatırlamış, konuşmuş olacağız. Kendisiyle sohbetimizde de öğreneceğimiz detaylar var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Çok çok sağ olun. İyidir. Hamdolsun. Sağlığımız yerinde. İyiyiz. Sizlere öncelikle teşekkür ediyorum. Bu şekilde bir programda bizleri ağırladığınız için. Çünkü gazilik ve şehitlik ve gazilik çok önemli. Evet. Toplumun bilinçlenmesi açısından bu şekilde programların artması, çoğalması gerekiyor. Sizler de buna ön ayak oldunuz. Allah razı olsun. Ondan önce de şöyle söyleyeyim. Yeni yayın döneminde girdiniz bildiğim kadarıyla. Evet, sizlere başarılar diliyorum. Ayrıca yanlış hatırlamıyorsam 3. ödülü aldınız değil mi? Evet, Türkiye genelinde. Evet. İnşallah her yıl ödülleriniz ödül olarak devam edersiniz. İnşallah. Sizlere de başarılar diliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde tüm gazileri de hatırlamış olacağız aslında bugün. Şehitlik ve gazilik çok ayrı makamlar. Hakikaten çok doğru söylediniz. Bugün biraz bunu da konuşacağız. Daha öncesinde sizle bir sohbetimiz oldu. Kanalımızı ziyaretinizde konuşmuştuk. Orada bile böyle etkilendik, duygulandık. Evet. Ama bugün detayını da sormak istiyorum ekran başındaki izleyicilerimiz için. İlerleyen dakikalarda derneğin bir VTR'si olacak, bir tanıtım filmi olacak. Onu da izleyeceğiz. Bu arada görsellerimiz var tabii sizin hatıralarınıza dair. Onları da paylaşacağız. Ama biraz şunu konuşalım derim ben. Şöyle başlayalım. Bize de bir girizgah olsun. Ordu'da yaşıyorsunuz. Burada bir işiniz var. Onu sürdürüyorsunuz. O günleri biraz hatırlayalım. Kaç yılında askere gittiniz? Nerede vatani görevimizi yaptınız? Erkenden ağlatalım mı diyorsunuz? ben biraz öyle konuşalım. Hemen belki o dakikaları ilerleyen zamana bırakabiliriz. Girersek çıkamayız da ama girelim biz. Yani zaten bugünün anlamı önemine binaen girelim. Ben de bir gazi ile konuştum ve bunun detayını öğreneceğim için de çok heyecanlıyım ayrıca. Eyvallah. Şimdi bugünün özellikle Gaziler Günü ile ilgili siz bir kısa bahsettiniz, onu hemen ben de söyleyeyim. Hı hı. 19 Eylül 1921 Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'e Maraşalık ve Gazilik ünvanının verildiği gün. Şöyle 13 Eylül 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi kazanılınca 14-15 Eylül 1921 tarihinde Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile Genelkurmay Başkanı pozisyonunda o dönemde Fevzi Paşa aynı zamanda Kozan ve Edirne Milletvekili olarak sıfatıyla meclise bir telgraf çekiyorlar. İşte Atatürk ve onun nezdinde bütün şehit ve gazilere ya da bugün özel söyleyelim gazilere 19 Eylül'ün Gaziler Günü olarak kutlanmasını teklif ediyorlar. 19 Eylül 1921'den itibaren de Gaziler Günü olarak geçiyor. Şimdi Atatürk nezdinde de bütün Türkiye'deki gaziler o günü Gaziler Günü olarak kutluyor. Atatürk'ün orduya gelişi de yine 19 Eylül ama 1924. Evet, 19 Eylül yine Gaziler Günü'ne denk geliyor. 19 Eylül 1924 95. yılı. Ne güzel bir tesadüf. Güzel bir tesadüf. Hepsi bir arada. Çok güzel. Bizim için güzel. Özellikle bugünün Atatürk'ün bugün oraya gelmiş olması, işte Gaziler Günü olması, bizim gazi olmamız hepsi güzel. Güzel bir taraf. Evet. Şimdi askerlik ben 71 doğumluyum. Normalde 91'de benim arkadaşlarım 91'de askere gittiler. Biz okuldan dolayı 94'te gittim ben. Tecil ettirdik. Gerçi 4 yıllık okumadık. 2 yıllık okuduk o dönemde ama hakkımız vardı. 94'e kadar tecil ettirdik. Hı hı. 94'te de yine kendi isteğimle zor bela dilekçeydi. Gitmek istedim falan. Çünkü askerlik şöyle yani her genç için geçerli. Sadece benim için değil. Şu andaki gibi değil. O dönem 18 aydı. Ben gittiğim dönemde 15 ay hatta 18 aydı yine. Sonra 15 aydı işte 12 aydı işte. Şu anda şu anki gibi değil. O dönem çok daha süresi de uzun, şartlar ağır. Şu an şartları yine konuşuruz ama o dönemden bahsediyorum.
Tabii gitmen lazım. Bir an önce askerliği bitirmen lazım. Hı hı. Hayatınızın bir buçuk yılını, hayatınızın içinde bir buçuk yılınızı alıyor. Evet. Onu bitirip normal hayatınıza yön verebilmeniz lazım. Ona istinaden de tecil ettirdik ama baktım çağırmıyorlar dilekçelerle falan. Neyse gittik. 94'e 4 Kasım ayında. 4'e 4 tertip olarak gittik biz. Normalde 4-4. Evet 4-4. 4-4'ün de güzel de bir hikayesi var. Bizim timimiz de 4. timde doğdu. Hı hı. Onlarla ilgili güzel bir hikayemiz var. Onu da ileride şey yaparız yine. Hı hı. Dört olmasının şeyleri var. Gittik. Manisa Kırkağaç'ta Acemi Birliği'm. Jandarma Komando Tugay'ıydı. Detayını bilmem ama o dönemde bizim terörle mücadelede NATO standartları vardı ama bizim Manisa Kırkağaç için Jandarma Komando Tugay'ın NATO kayıtlarında olmadığı falan söyleniyor. Tabii detayını bilmiyorum. Yani hı hı. Bu sadece o dönemde duyumlarımızdı. Çok mükemmel bir eğitim var. Yani nasıl anlatayım? Belki bir bordobereli gibi değildik ama çok iyi bir eğitim yaptık. Ama Kırkağaç'ın da tabii ben çok bilmem detayını bir kadın olarak ama duyduklarımız bu yönde zor bir yer olduğu söyleniyor. Hemen bir örnek vereyim. Dayım askere gitmeden önce dayım İstanbul'daydı. Dayımla beraber Boğaz Köprüsü'nün üzerinde araçla gidiyoruz. O da Acemi Birliği'nde Kırkağaç'ta yapmıştı. Eğer yeğenim olmasaydın hiç gitme, köprüden aşağı atla gitme derdim dedi. Yani o kadar zorluydu. Ama iyi ki de zorlu. Eğer zoru olmazsa, eğitiminiz zorlu geçmezse mücadeleniz de zayıf olur. Bir asker olarak. O açıdan ben hiçbir zaman şikayet etmedim. Askerliği zaten Karadenizliyiz. Aynı, onun dışında bir de özel sevgim var. Hala da seviyorum. Hala da kendimi bir asker olarak görüyorum. Asker olarak addediyorum kendimi. O yüzden askeri, emniyet mensuplarını yani ülkenin, vatanın bütünlüğü, birliği için canını feda eden, canını ortaya koyan herkes benim gözümde hala hiç değişmedi. İlk günkü heyecan gibi, yani o dönemdeki heyecan gibi hala içimde o var. Bir de şöyle, Nurettin Bey dediniz ki, yani hani hala içimde işte bu var, yani tekrar gitsem yine giderim, hani hiç unutmuyorum diye. Tabii öncesinde de biraz sohbet etmiştik sizle. Ben ondan da hani bu konuşmalarından anladım. Yani o günleri yaşamış, bir çatışmaya girmiş, gazi olmuşsunuz. Kolay kolay da insanın zihninden çıkmıyor olsa gerek. Şöyle, dediğim gibi yaşımız biraz, 24 yaşındaydım o dönemde ben. Normal benim timimdeki arkadaşlarımız 20 yaşındaydı. Yaşın etkisi çok oldu. Eğer yaşım 24 olmasaydı, belki 20 olsaydı yaşadıklarımdan çıkmam belki hiç mümkün olmayacaktı. Hı hı. Ama tek başına yaşımın 24 olmasından dolayı da rahatım veya bu işlerden kurtuldum diyemiyorum. Bilen, tanıyan arkadaşlarımız da tanırlar, beni bilenler. Biz bazı şeyleri örselemek için çok aktif, sosyal, sürekli koştururum ben. Sürekli koştururum çünkü o anı yaşamak, o anı unutmak imkansız zaten. Hı hı. Bir şehit kardeşimin, yanımdaki şehit olan kardeşimin düşünmeden uyudum bir gece yok zaten. Değil mi? Yani o şartlarda bir ailem var, bir sosyal çevrem var. Yani sadece oraya bağlı kalmak, orayı şey yapmak da olmaz. Çünkü bir hayat devam ediyor. Ama unutmuyorsunuz. Mutlaka. Kesinlikle hiçbir farklılıklar da, yani yaptığınız sosyalite, yaşadığınızda hiçbir şey unutturmuyor. Çok doğru. Şimdi bir mesaj var, çok güzel. Hemen okuyacağım bugünle alakalı. Fatma Çalık yazmış. Her Türk askerdir, gazidir, şehittir. Hepimizin davası vatandır. Dini mübin İslam'dır evvelallah. Ezan, vatan, al bayrağım uğruna, yurt savunmasında gözünü kırpmayan çok değerli Gazi Nurettin Korkmaz kardeşim. Şahsınızda tüm gazilerimizin gününü buruk bir gururla, minnetle, şükranla kutluyorum. Hakkınızı helal edin demiş. Teşekkür ederim. Çok güzel bir mesaj gerçekten. Hani bugün aslında duygularımızı anlatan bir mesaj. Devam edelim efendim, buyurun. Manisa Kırkağaç. Bugün böyle biraz duygulu dakikalar yaşayacağız. Böyle biraz farklı hissedeceğiz bunu. Hiç unutmuyoruz. Bir kere bunu söyleyeyim ben. Şehitlerimizi, gazilerimizi hiç unutmuyoruz. Ama bugün biraz daha detaylı konuştukça mendil bunu gösterir. Bir mendil alabilir miyiz arkadaşlar? Rica etsem Nurettin Bey için. Ya. Buyurun efendim. Şimdi Kırkağaç'ta Acemi Birliği çok tamam güzel geçti. Evet. Yoğun geçti. Bizim timler, komando timleri 14 kişi olur. İki unsur şeklinde olur. Çok detaya inmeyeceğim. 14 kişinin içinde 2 kişi serbest dağıtımla gider. 2 numara ve 10 numara diye tim içinde 7-7 düşünün. Birinci unsur ve ikinci unsurun başındaki eğitimciler. Bizler, onlardan benim yardımcım vardı. Ben 10 numaraydım. Yardımcım 2 numaraydı.
Sadece ikimiz serbest dağıtımla gidebiliyoruz. Dağıtım olacağı gün amfi dediğimiz bölüğün 350-400 kişilik bölüğün toplandığı yerde şey yapılıyor. Bölükler timlerin nereye gideceği açıklanıyor. O gün benim yardımcım ve açıklamadan önce tim olarak açıklandı. Tim Bitlis'e düştü. Sonra serbest dağıtımda gidecek ben ve yardımcım açıklandı. Benim ismim okundu. Timle beraber gidecek. Hani timle beraber ya ben gideceğim ya da yardımcım gidecek. İkimizin diğer birisi de eğitim çavuşu olarak Foça'ya geçecekler. Hı hı. Yani şeyimiz bu. O süreçte. Timle beraber gidenler içinde serbest dağıtımda benim ismim okununca amfi 350 kişi bir ayağa kalktı. Bizim timdeki arkadaşlar bağırdılar. O zaman bölük komutanı dedi çok mu seviyorsunuz? Ya seviyorlar. Ben de çok seviyorum. Hala seviyorum. Oradan geçtik Bitlis'e. Yanlış hatırlamıyorsam Şubat ayı falandı. Dağıtım izniyle hatta o resimlerin bir kamuflajlı bir resim olduğu resimler içinde evet, vardı. Dönüyoruz zaman zaman. O resim işte Acemi Birliği bittikten sonra her askerin ailesine, sevdiklerine göndermek için özel stüdyoda çektirdiği resimler. Yani arazide çekilmiş bir giyilen bir kamuflaj değil o. Gittik. Tabii İstanbul'a geldik ama eğitimi şöyle güzel tarafını söyleyeyim. Devam edelim. Mesela bizim G3 tüfeklere şu anda da kullandığımız yerine bizim MPT'lerin üretildiği yerli silahların. Ondan önce hani NATO standartlarında kullandığımız G3 tüfekler var. Onların ağırlığı 4,5 kilodur. Şimdi biz ilk gittiğimiz zaman tutuyoruz kolumuz aşağı iniyor. Yani kaldıramıyorsun. Genç de olsan, güçlü de olsan. Ama yaklaşık 15 gün Acemi Birliği'ndeki süreyi söyleyeyim. 15-20 gün sonra biz onu tabanca gibi tutmaya başladık. Öyle güzel bir eğitim aldık ki. Yani eğitim o tüfek biz artık oyuncak hani çocukların elindeki plastik oyuncak tüfek şeyler gibi olmaya başladı bize. Öyle güzel bir eğitim aldık. Gittik Mutki'ye, Bitlis'e gittik. Oradan dağıtımla Mutki'ye geçtik. Peki mesela Bitlis'e geçerken bir korku oldu mu? Yani hani böyle bir... Çok güzel. Çünkü o dönem şöyle şimdi yıllardır terörle mücadele ediyoruz. Ama o dönemde sizin anlattığınız tarihlerde de bu olayların ciddi yaşandığı zamanlar. Size samimi olarak söylüyorum. Ben değil hiçbir asker korkmuyor. Orada görev yapan hiçbir emniyet mensubu asker, silahlı kuvvet hiç kimse korkmuyor. Devamında eğer konuşursak o an çatışmanı anlatacağım. Evet. Yani çok daha iyi anlayacaksınız o zaman. Hiçbir asker korkmuyor. Sadece şöyle dua ettim ben. Biz ilk uçaktan inip işte Van'a indim ben. Oradan Tatvan üzerinden Bitlis'e geldik. O süreçte Bitlis'e gelene kadar bizde silah yoktu üzerimizde. Koruma eşliğinde o dönem biraz daha sıkıntıydı. Koruma eşliğinde geliyorduk. O resimde gördüğümüz şehit kardeşim. Onu evet. Birazdan şey yapacağız. Birazdan yine ekrana getireceğiz. İnşallah. Sadece şöyle dua ettim. Ya Rabbi. Elime silah almadan karşıma terörist çıkarma. Bir de mayına basıp sanki hiçbir şey yapmadan şehit olacakmışım gibi öyle bir şey endişem vardı. Yani mayına basıp şehit olmayayım. Yani ya da silah elinde olmadan karşıma terörist çıkarma. Bir mücadele olsun. Kesinlikle. Bir de Karadenizliyiz. Yani kanımız da var, ruhumuz da var zaten. Yani onu engelleyemiyorsun. Sadece bundan. Çünkü ondan yaklaşık 2 sene önceydi. 33 tane biliyorsunuz silahsız sevk sırasında, tezkere sırasında 33 tane askerimizi şehit etmişti PKK ki. Yani bilgi de vardı bizde, mevcuttu. O yüzden korku değil ama bir şey yapamadan, bir tane bile terörist öldüremeden şehit olma düşüncesi rahatsız ediyordu. Bayağı da rahatsız ediyordu çünkü sürekli dua ediyordum. Günlüklerimi getirmedim. Ben çok detay olmasa da bile günlükler yazmışım. Var zaten, sakladım. Zaten Acemi Birliği'nden İstanbul'a geçip İstanbul'dan dağıtıma gitmeden önce dağıtım izindeki süreçte günlüklerimde şunu yazmışım. Ya Rabbi şehitliği nasip et. Yazmışım. O inançla gitmek var. Yani bu çok farklı. Devamında yine o şeyde çatışmadan önceki süreçte de onu yine anlatacağım. Gittik. Tabii ilk zamanlar Mutki ufak bir ilçe Bitlis'in. Büyük değil, çok ufak. İki üç tane dağın ortasında, hafif tam derin dibinde değil ama yine dereye yatağına yakın.
etrafında işte sadece kıraç bölgeler şey değil. Bizim Karadeniz gibi dağlık yani ormanlık falan değil. Tabii ormanlık olan bölgeler var. Hatta çatışmanın olduğu bölgeyi de söyleyeceğim. Orada vardı biraz. Gittik orada. Belli bir süre şey operasyonlara çıkmadık. Sadece bölgeyi tanıdık. İşte gece 2'de kalktık. İşte bölgeyi tanım açısından işte atıyorum 10 kilometre yürüyerek gittik gece arazide işte pusattık, gezdik bölgeyi tanımak için. Bayağı bir 10-15 gün bu şekilde geçti. Sadece bölgeyi tanımak için geçti. Ondan sonra da normal büyük operasyonlara başladık. Hı hı. Şubat ayından sonra yani zaten Nisan'ın 15'i benim vurma tarihim. Şubat'ta da gittik. Çok da uzun kalmadık aslında ama eğitimimiz iyi olduğu için çok da şey değil. Şimdiki yani şunu söylüyorum. Yani çok eğitim yaptık. Yani bugün gittik hani derler o dönemde işte askerler sürülüyordu. Hani iyi eğitim almıyordu falan filan ama biz jandarma komandoları gerçekten çok güzel eğitim aldık. Zaten eğer iyi eğitim almamış olsaydık o çatışma günü bizden bir şehit bir gazi vardı. Belki en az 5 tane şehit olacaktı. Hı hı. Yani normal şartlarda böyle bir eğitim almamış olsaydık yani pozisyon öyleydi çünkü. Çatışmanın olduğu pozisyon ama iyi eğitim almamızın avantajıydı bu. Bu şekilde. Ne kadar zaman sonra yaşandı bu çatışma? Nisan'ın 15'i. Nisan'ın 15'i cumartesiye geliyordu. Ondan öncesini anlatayım oraya madem yavaş yavaş şey yapalım. Hı. Devam ettik o şey. Nisan ayının 14'üydü. Cuma günüydü Nisan'ın 14'ü. Ben şuna inanıyorum kesinlikle. Zaten şehit olan askerlerin veya gazi olanların özellikle şehit olan askerlerin günlüklerinde veya yazdığı yazılarda aslında şehitliğin şehit olacağını hissettiği sanki mağlul oluyor. Yani böyle hani hissediyorlar yani gerçekten. Kesinlikle samimi söylüyorum. Hissettiğini sanki şehit olacağını biliyormuş gibi işte notlar, mektuplar, telefonlar açtığını. Şimdi sosyal medya hesapları var biliyorsun. Oralara yazıyorlar. Aynen. Facebook'a, diğer mecralara yazıyorlar ki hani sanki bunu hissediyorlar, sanki malum oluyor. Yani çok özel bir hissiyat. Kesinlikle. O gün sosyal medya yoktu ama o gün işte günlüğüm vardı benim. Onu dün akşam okudum günlüğümü tekrar. Bir daha ağladım tabii. Cuma akşamıydı. 14 Nisan Cuma akşamıydı. Biz namaz kılıyorduk. Şimdi güzel tarafını söyleyeyim. Yani namaz yasak değildi bizde. Yani söyleyeyim ya namaz kılıyorduk. Birlikte olduğumuz zamanlar kılıyorduk. Dışarıda operasyonda geldiğim zaman kaza edebiliyorduk. Birlikte mescidimiz vardı. Biz o gün akşam yatsı namazında şey yaptık. Namaz kıldık. Bu şehit olan kardeşim de o da var. Timden. Başka kimler var hatırlamıyorum. İşte Sami şehit olduğu için o da kesin vardı diye hatırlıyorum. Çünkü namazın devamında yatsı namazında herkes çıktı. Sami'nin de Samih Güven Erzurum Aşkale'den şehit arkadaşım. Kardeşim. Sesi güzel. Hı hı. Daha önce de Acem Bilin'le beri de beraber geliyoruz ya. Güzel de Kur'an okuyor. Sesi de çok güzel. Dedik ki Samih dedim. Kur'an okuda dinleyelim. Ha, ne okuduğunu hatırlamıyorum ama sanki Fetih Suresi gibi geliyor ama emin olmadığım için tam da şey yapmıyorum. Ama bazı arkadaşlar diyor ki ilk aklına gelen doğrudur. Bilmiyorum yani hatırlamıyorum daha doğrusu. Okudu, çok güzel okudu. Sonra beraber dua ettik. Dua ettik, çıkacağız. Dedim ki Samih ne diledin Allah'tan? Şehitlik abi dedi. Ben de şehitlik istemiştim. Ah. İkimiz dua ettik. Evet. Yani hakikaten şehadet mertebesi çok farklı bir yer mutlaka. Allah'ın her kuluna nasip etmediği bir olmadı makam. Olmadı işte. Bir makam. Ama siz gazisiniz. Tabii ki hani çok farklı yaşıyor. Çok farklı. O günleri bile konuşurken çok başka yerlere gidiyorsunuz mutlaka. Siz anlatırken ben bile kötü oldum. Ben bile. Her Türk askerdir. Bir kere bunu unutmayalım. Yani biz asker milletiz. Bunu kadın erkek fark etmez. Hepimiz tüm hücrelerimizle hissediyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Nurettin Bey biraz soluklanın. Reklama gidelim. Kısa bir ara reklam vakti diyelim. Ardından tabii çatışma anını konuşacağız. Nurettin Bey bahsedecek bizlere. Bir de dediğim gibi bitirmeden mutlaka şu anda gazilerin durumu, ordudaki durumu biraz konuşalım. Yani devletimizin bakışını, imkanları biraz konuşalım istiyorum. Bir tarafta biliyorsunuz 3 Eylül'de başlayan Diyarbakır annelerinin eylemi var, oturma eylemi var. Bunun da biraz fikrini almak istiyorum Nurettin Bey'in. Bu arada dedim ya derneğin bir tanıtım VTR'si var diye. Onu izleyelim. Ardından reklamlar gelecek ekrana. Reklamın sonrasında da biz tekrar burada olacağız.
Vatan için ölmek kutsaldır. Çünkü bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Ve toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Biz Türkler için yaşadığımız toprak kutsaldır. Bu uğurda can adar, can veririz. Kutsal saydığımız değerler için yaşamayı onur sayar, bir karış vatan toprağı için seve seve can veririz. Yaşanan kahramanlıkları genç nesillere aktaran, geçmişle gelecek arasında güçlü kökleri ve sağlam temelleriyle yükselen bir köprü. Türkiye Harp Mağlulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği. Derneğimiz 1915 yılında Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın talimatıyla İstanbul Merkez Kumandanı Miralay Cevdet Bey ve 11 arkadaşı tarafından kurularak 16 Haziran 1983 tarihli 2847 sayılı kanunla Türkiye Harp Mağlulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği adını almıştır. Bugün 44 şube ve 32 temsilcilikte 76 ilde faaliyette bulunmakta olup 16 bin aşkın üyesiyle harp mağlulü, gazi eşleriyle şehitlerimizin anne, baba, eş ve çocuklarından oluşmaktadır. Türk milleti bu emsalsiz kahramanlıkları ve fedakarlıkları asla unutmamıştır ve ebediyen de unutmayacaktır. Emanetleri emanetimiz, emanetleri şerefimizdir. Efendim devam ediyoruz sohbetimize kaldığımız yerden. Ben bir kere daha hatırlatacağım. Bugün malum 19 Eylül Gaziler Günü. Aynı zamanda evet Atatürk'ün orduya gelişinin de yıl dönümü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Gazileri konuşuyoruz bugün. Stüdyomuzda bir gazi var. Bitlis'te çatışmada gazi olmuş bir isim Nurettin Korkmaz. Kendisi aynı zamanda Türkiye Harp Mağlulü Gaziler, Şehit ve Dul ve Yetimleri Derneği, Ordu Şubesi Yönetim Kurulu üyesi. Biraz o günlerden bahsetmeye başlamıştık. Hatta dedim ya biraz daha duygulandığımız bir bölüm oldu ama konuşmaya devam edeceğiz. En son dediniz ki çatışmanın öncesi gecesi, çatışma gecesi. Yanınızda bir de arkadaşınız tabii o çatışmada şehit verdiğiniz arkadaşınızla geçen diyalogdan biraz bahsettiniz. Hem hatırlayalım devam edelim efendim. Daha sonrasında neler oldu o gece? Namazı kıldık ama devamında tabii dua etmişiz ama Allah işte malum oluyor dedim ya biraz önce de. Biz anlamıyoruz ama. Biz anlamıyoruz. Evet. Kesinlikle anlamıyoruz. Aradım annemi, babamı, ailemi. O dönem evli değilim zaten. Ailemi aradım. Hatırlamıyorum kimlerle konuştuğumuz ama hep konuştuğum zaman helallik aldık. Günümde yazdığımda zorlu bir görev, yani riskli bir göreve gidiyoruz diye yazmışım. O anda tabii ne konuştuk görevle alakalı tam detay hatırlamıyorum. Helallik aldık. Samit helallik almış. Gece 3 gibi falandı. Tabii uyku yiyemiyoruz. Yani çok da yani zaten çok bazen 2 günde 3 saat, 4 saat, 26 saat, 36 saat olduğu zamanlar oluyordu. Uyuyamadığım zamanlar. Uyku da tutmuyor zaten. Sürekli koşturuyorsunuz. Gece kalktık. Aslında görev zorluğu biz tahmin edebiliyoruz ama yani basit bir arama, tarama gibi düşünüyoruz ama değil. Risk şurada. 15 Nisan. Nisan ayları teröristlerin o süreçte bahsediyorum. Şu an için değil. Tabii bilmeyenler, gençlerimiz özellikle anlamazlar, kavrayamazlar şu an anlattıklarımı ama o süreçte İHA yok. SİHA yok. F-16 öyle istediğin zaman F-16 kaldıracak gücün yok. Ki bizim vurulduktan sonraki aşamada helikopterim beni zaten beni ve Samih'i Tatvan'daki askeri hastaneye götürmüş olması bile
Sonraki dönemlerde konuştuğumuz zaman gerek rütbeli arkadaşlarla gerek normal o bölgede görev yapanlarla yani nasıl olur? Yani verilmiş sadakanız varmış ölmeyecek misiniz? Hı hı. İşte şehit olmayacak mısın ki olmuş. Yoksa normalde dağın tepesinde yani o gün şartları çok zordu. Hı. Ekonomik şartlar zordu. İşte bizim askeri olarak imkanlarımız bugünkü gibi değildi. Çıktık 15 Nisan ayları da teröristlerin dağlardan karların erimeye başladığı zamanlar, dağlardan merkezlere indikleri zamanlar, köylere, şehirlere o süreçte inerlerken de genelde hani kış döneminde barındıkları, yaşadıkları yerler, mağaralar, inler, her neyse işte. Biz de o süreçte onlara şey yapıyoruz, bulup imha ediyoruz. Görevimiz normalde o. Bir bölge var. İsimlerini vermeyeyim. Dedik bu bölgede hani şey yapalım. Plan belliydi zaten. Arama tarama yapılacak. İki tepe arasında. Tepenin sol tarafında bizim tim, sağ tarafında tezkereye 25 günü kalmış. Bizim bölüğün 25 günü kalmış timi var. Karşı tepe başlarında da iki tarafta 150'şer kişi emniyetçi askerler gidiyor. Bu arada bizim Mutki'deki bölümümüz 160 kişilik. Sadece operasyon bölüğü. Biz de takviye olarak o dönemde piyadelerden bir bölük almıştık o operasyon için. Veya 150 kişilik bir asker almıştık. Tepenin bir tarafında onlar emniyetçi olarak gidiyorlardı. Giderlerken, yani biz giderken yani yamaca doğru düşünün. Tepeyle der arasında yamaca doğru yürüyoruz. Yani aşağı veya yukarı değil. Yan yamaca doğru yürüyoruz. Yürürken tabii tümsek, orada hani Mutki ağaçlık değil ama orada hani ince ve uzun bizim fındık ışkını veya fındık dalları gibi düşünün ama sık ormanlık halde düşünün öyle. O şekilde dağda öyle şeyler var. Kim yerde mesela bizim olduğumuz tarafta kar var. Bazı yerde 1 metre, bazı yerde 1,5 metre. Ama karşı tarafta hani güney güz diyoruz ya biz ordulular. İşte güney tarafta da kar yer yer erimiş çayırlar gözüküyor ama bizim tarafta kar hiç, güneş hiç görmüyor. Yani 1 metre, 1,5 metre kar var. İlerliyoruz. İlerlerken işte bata çıka ilerliyoruz. Tam da batmıyor sert olduğu için kar ama dallar falan kimisi kurtulmuş falan. O arada benim timin başındaydım çünkü 14 kişiyiz. Manisalı bir arkadaşımız berberdi. Bölükte berber eksiği var. Onu şey yaptılar. Bölüğü aldılar. Bir tane ismini vermeyeyim. Bayf olmasın. Tekirdağlı bir arkadaşı verdiler bizim time. Şimdi arkadaşlarım da dinlerse mutlaka kim olduğunu bilirler zaten kendi aramızda. Baktım o timle bizim acemiliğinden beri beraberiz. Biz aldığımız nefesi biliyoruz. Birbirimizin aldığı nefesi. Yani ne hissettiğimizi biliyoruz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yani her şeyden iyi bir eğitim aldık dedim ya. Ya bu da sonradan bizim time verildi. Bu beyefendi eğitim alamamış. Yani almamış. Arazi olmuş belli halinden. Batıyor, kalıyor, çıkıyor. Yanımda. Tepe en solda benim. Sağdaki timin solundaki 7 kişi bana ait. O dönemde bir tane astsubay verdiler bizim timin başına. Sağdaki 7 kişi de dere yatağında komutan, o 7 kişi de ona ait. En solda benim. Benim hemen sağımda bu arkadaşım. Olmadı, olmuyor, yürüyemiyor. Yani istikrarı bozuyor, şeyi bozuyor. Kızdım, bağırdım. Yani git dedim. Yani biraz da askerlik şeyi. Dere yatağına kadar git, seni gözüm görmesin. Birbirimize yer değişerek gönderdik. Tabii onun bir altında da Samih Güven, şehit olan kardeşim var. Kardeşim yer değişerek geldiler. Benim sağ tarafıma Samih geldi. Sağ tarafıma dediğim yerde ben tepeye yakınım. Aramızda arazi yapısına göre bizim 20 ile 50, 60 metre, 80 metre arasında mesafe olur. İşte şehit sayımızın az olması, bizim timin veya jandarma komandonun eğitiminin güzel olmasından bahsederken bunu da söyleyeyim. Yani birisi bizi ateş edeceği zaman ilk gördüklerini ateş eder. Yani bir olur, iki olur. Üç olması çok zor. Şehit. Yani o da ilk anda. Samih geldi onun yerine. Yürüyoruz. Yürüyoruz. 5 dakika, 10 dakika falan işte bu değişim olduktan sonra. Bir tümseye geçtik. Bizi fark edememişler. Biz de fark edemedik. Son anda fark etmişler. Fark edince bizi bir sağımızdan sonra çünkü terör mücadelesinde taktik vur kaçtır. Yani onlar hiç zayiat vermeden bir anda çok fazla zayiat verdirip kaçarlar. Toplanma noktaları vardır. Terörün taktiği veya işte gerilla taktiği bu. O gün orada çatışmaya normalde girmemeleri lazım.
ama bizi son anda fark ediyorlar. Kaçamayınca da biz de üzerlerine gidince arama taramada çatışma öyle çıkıyor. Yani ne yapalım şimdi kaçamadı diye yani öldürmeyelim mi? Zaten ilk ateş eden de onlar. Dere işte bu çukur tümsek dediğim çukur tarafında tümseğe geçtik. Hı hı. Çukur tarafında bir yaklaşık bir 15-20 metre mesafede dizilmişler. 13 kişi benim sağ çaprazımda kalıyor aşağıda. Sami'nin de sol çaprazında kalıyor teröristler. Tabii korkuyu sordunuz ya. Korkuyu sordunuz ya. Vurulduğum anda anlatayım korkuyu. Zerre kadar korku yok. Zerre kadar. Zerre kadar korku yok. Yarabbim sadece şunu diyorsun. Yani oradaki söylediğim düşüncelerimi söyleyeyim size. Birkaç tanesini öldürmeden ölümü tattırma Allah'ım. Yani söylediğim o. Bir de yaşımdan dolayı o zaman da saç yine fazla yok kafamızda. Normal 20 yaşındaki genç gibi çok saçlı değiliz. Onlar da zaten rütbeli zannediyorlar o şekilde. İlk şeyleri de yoğunlukta rütbelilere veriyorlar ki timler böyle başsız kalsın. Başsız kalsın. Tabii ben askerlik şeyi hiç kurtulma şansınız yok teslim olun falan şey yapıyorum ama saniyelik bunlar. Belki de bu vurulma anımız bu olayın olması belki 5 saniye belki 10 saniye. Dakika bile değil. Tabii ilk gördüğüm anda yarısı bana dönmüştü yarısı Sami'ye dönmüştü. Kaç kişi olduklarını bilmiyoruz tabii o anda ama bayağı kalabalık gözüküyor ama sayıyı bilmiyorsun. Sami'ye dönmüştü. Saniye içinde çöküp şey yapana kadar hani ateşe başlayana çünkü bizim de her şey hazır zaten silahımızda ki artı çok detaya girmeyeyim bir bomba atar var mesela önceden fark etsem bir tane bir bomba atar mermisiyle hiç bir zayiat vermeden 13 sayısında söyledim 13 tane teröristi orada götürebilirdik ama işte nasip göremedik tümseye geçtikten sonra gördük sonra bir baktım çünkü yani ateşe başladığım anda baktım ki hepsi bana dönmüşler. Yani 13 kişi. O zaman ben Sami'nin vurulduğunu anladım. Şehit olduğunu değil. Vurulduğunu anladım. Sami'nin vurulduğunu anladım. Çünkü ilk ateşte ikimiz varız. Sağ solda. Ne kadar bir mesafe var? Belki 15, belki 17 ama ben 20 metre diyorum ona düz hesap. Yani şey olmasın, abartı olmasın. Çünkü neden 20 metre diyorum? Kameraman arkadaşın yüzünü net görebiliyorum. Hı hı. İşte biraz daha arkada olsa onu da net görüyorum. Yani o mesafeye göre. Çünkü yüzlerini net görebiliyorum. Yani o güzeni gördüğüm netliğe göre mesafeyi söylüyorum. Hı. Yani tutup da ölçmedik. Hı hı. Ama gözüme kestirdim evet. Ateş edebiliyorum yani vurulana kadarki süreçte. O kadar net görüyorum ki yani o kadar yakın ki yani belki 15 belki 17 ama 20 diyorum. Yani 25 olsun tam net değil ama 20 diyorum ben. Hı hı. Allah öldürmeyince öldürmüyor. Evet. Yiyecek ekmeğin yani ne derler? İçeceğin su i̇çeceğin varsa. İçeceğin su kepen var derler ya. Attılar, vurdular. Yani Samit'ten sonra mermin bitene kadar bunu hep şöyle izah ediyorum. Yani mucizeler peygamberlere has. Ama Allah-u Teala'nın takdiri sorgu sorulmaz ona. Amin. Şimdi diyorum ki elinizde bir tane şemsiye yok. Sağına yağmur yağıyor. Evden çıkıyorsunuz. 20 metre ileride arabanız var. Evden çıkıyorsunuz. 20 metre ilerideki arabanıza bineceksiniz. Sağına yağmur altında. Elinizde şemsiyeniz yok. Evden çıkıyorsunuz, arabanıza biniyorsunuz ve bir damla yağmur gelmiş size. Diğer yağmurlar ne oldu? Yok. Allah dileyince öyle oluyor. Yağmur gibi çünkü bunların hepsinin hesapları, fiziksel hesapları da var. Kurşunun ne kadar yanından geçerse nasıl ses çıkarır. Derine sağına sola sapmanın zaman yani mesafeden ölçeği hesaplayabiliyorsun. Yani 13 kişi yağmur gibi yağdırdı. Yağmur gibi. 20 metreden. Allah öldürmeyecek ya. Bir tane kurşun geldi. O da şimdi sağımda oldukları için belki de ilk defa o zaman sola ateş ettim ama hamdolsun Allah yardım etti. Sağımdan kurşun giriyor. Sağ taraftan. Yani arka sırtından ve önden değil. Tam sağ taraftan kurşun giriyor. Tabii ateş ederken de şey yapıyorsun. Tüfekle kendini bir de seride zaman kaybetmiyor etmemek için. Hatta anlatayım yani sıkıntı yok. Seride attığın zaman bir anda basarsan 20 bizim gençler 20 mermi alır. 20 mermiyi hemen boşaltırsınız. Bir attım 5 tane falan yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü 4 veya 5 atımlıkta o süreç geçti benim atmam. Ama ilk anda bir 5 tanesini de tahmin ediyorum attım. Sonra kızım kendi ne yapıyorsun? Kurşunu niye boşuna harcıyorsun? Çünkü seriye de attığınız zaman tüfeğin ilk mermi hedefine ulaşır. Ondan sonra gider kontrol edilir. Farklı yerlere gider. Hı-hı. Hedefine ulaşmaz. Bu sefer tuttum yavaş yavaş 2-3-4 defa daha atımlık. Tam bitti. Bastım. Tetikte şeyde, şarjörde kurşun yok. Nefesim gittiğini hissettim sadece.
Allah dedik, gittik. Başka bir şey demiyorsun ki zaten, Allah diyorsun. Yani ya anam dersin, ya Allah dersin. Gittik. İşte şehitliğin, tabii bilmiyorsun gazi olacağını, ölmeyeceğini. Nereden, yani ne kadar kurşun yediğini de bilmiyorsun. Nefesin, nefesim gitmiş, nefes alamıyorsun. Bu şekilde. Ve bu şekilde selavat, hece hece selavat getiriyoruz. Hı. Selavat-ı şerife okuyoruz. Şehadet, kelime-i şehadet getiriyoruz. Tabii belki de 3 saniyede, belki de 5 saniyede bayılana kadar geçen süre ne kadar bilmiyorum. Bir insanın hayatının hayatı gözünün önünden en kısa zamanda herhalde geçen süre. Yani herkes bir şeyler söylüyor ya. Hı hı. Geçiyormuş değil mi? Geçiyormuş. O 2-3 saniyede veya 5 saniyede veya 10 saniyede hatırlamıyorum. O kadar sürede, o kadar uzun hayat nasıl insanın önünden geçermiş bilmiyorum. Ama şu var. O kadar huzurlusun, hiç acı yok ama. Zerre kadar acı yok. Nefesin gitmiş ama acı yok. Hiç zerre kadar acı yok. Ya acımıyor, hiçbir şey yok. Sadece nefes alamıyorsun. Ama biliyorsun ki kurşun yedin, biliyorsun ki şehit olacaksın. Gözünden geçiyor, sonra dua ediyorsun. Allah sözünden dönmezmiş. Çünkü ayet-i kerime mealinde ne buyuruyor Allah-u Teala? Onlara öyle demeyiniz, şüphesi onlar diridirler ama siz bilemezsiniz. Allah'ın diyorum vaadi hakmış, Allah sözünden dönmezmiş. Hiç acı çekmiyorum ve şehit oluyorum, ölüyorum ama hiç acı çekmiyorum. Sonra orada tabii bayıldınız. Bayılmışım. Sonrası ne oldu? Kar olması, tabii sonraki süreçte doktorların söylemesini söyleyeyim. Vücudun, bünyenin güçlü olması, sağlam olması. Önce diyor Allah, sonra senin bu bünyen. Bünyen bu şekilde olmasaydı bu şeyden kurtulamazdın. Çünkü aşırı şekilde kan çünkü böbreği parçalamış, kaburgayı sıyırmış, iki tane kaburgayı kırmış, ciğeri sıyırmış. En sonunda mataranın içinde, bizim su mataramız olur, çantaların, onun içinde delmiş, içinde kalmış. Bizim tim komutanı yıllar sonra görüştüğümüz zaman, bende çekirdeğim var, almayı unutma demişti bana. Sana giren çekirdek demişti, oradan biliyorum. Bayılmışız. Ayıl kendime geldim, ölmemişim. Yani şehit olmamışım. Hı hı. Ama acı, işte yara soğumuş. Bu sefer dayanılmaz bir acı var. Ayağımı toplamışım, kendime çekmişim. Kıpırdatamıyorum ama cehennem gibi şey var, çatışma var. Öyle bir çatışma ki gençlerimiz Rambo filmlerini falan izler. Bu Amerikan filmi meşhurdur. Halt etmiş. Öyle bir çatışma, öyle bir şey. Onu da sadece sesler anlayabiliyorum. Yani gözümü açamıyorum, bakamıyorum o an için. Dedim ki son kez sesi duyuyorum. Son kez dedim bir bakayım. Şimdi çatışmaya girdiğimiz teröristlerin kafamı kaldırabildim. Zaten bir o anda kaldırdım. Başka da kaldıramadım zaten. Bir de şeyde röntgen masasında kaldırmışım. Şey, ameliyat masasında, pardon, özür diliyorum. Ameliyat masasında. Nasıl olduğunu da zamanımız olursa anlatırım. Kafamı kaldırdım. Baktım 3-5 tane terörist var orada. Tabii ben 5 tane diyordum ama sırt çantasıymış, 3 taneymiş, sonradan öğrendik. Ondan sonra son gücümle şey yapıyorum. Samih vardı, Samih'in şehit olduğunu veya vurulduğunu anlamıştım. Onun alt tarafında işte Hakan Kazanbaş, timdeki kardeşim. Yani hepsinin ismini zaten hala biliyorum. Hı hı. İşte Hakan var, düşünüyorum şimdi, aklım yerinde. Hakan, bağırıyorum, Hakan ölüyorum, yardım edin. Bir ses daha geldi, ben Nurettin, ölüyorum yardım edin dedim, o kadar. Ondan sonra işte Çorumlu İbrahim Alaca, benim de aynı zamanda badimdi o. İbrahim Alaca sırtını aldı, işte korucu arkadaşlar vardı, timde iki tane bölgeyi çok iyi bilen çocuklardan, isimlerini onlara da vermeyelim. Onlarla beraber sırtlarını aldılar. Tabii acı sonsuz, ayağımı uzasa ayağım, bağırıyorum falan gücümüzün yettiği kadar. Tabii Sami'yi göremiyorum o arada. Sami'yi bilmiyorum. Yani birileri beni götürüyor ama Sami'yi de. İşte karşıda dediğim o yer yer açık olan yeşil alana götürdüler. Orada sesler uzaktan gelmeye başladı. Çünkü aşırı tampon yaptılar ama müdahale edilmediği için. Aşırı kan kaybı, sürekli kan kaybettiğimiz için sesler uzaktan gelmeye başladı. Gözlerimi kesinlikle açamıyorum. Bilincim yerinde ama vücutta şu gözümü kirpi açacak şey yok. Güç yok. Ama bilincim yerinde. Sesler geliyor. Helikoptere bindirdiler. Samih yanımda. Samih'in yanımda olduğunu biliyorum.
Şehit olduğunu da o arada konuşmalardan, seslerden anladım. Samih yanımda ama yarabbi diyorum bir müsaade et. Bir kere göreyim ya. Göremedim. Samih'i göremedim. Ama hissettiniz onu. Tabii ki yanımda Samih. Açamadım gözlerimi. Öykücü bulamadım, bakamadım son kez. Allah şehadetini kabul etsin. Tamam. Bakamadım. O bölgeye çok yani özel bir program geçiriyor. Soruları sormak da zor Nurettin Bey. Size aynı şeyleri yaşatıyorum ama çok özel şeyler anlatıyorsunuz. O yüzden de sormak istiyorum. Çok da merak ediyorum. Dediniz ki az önce o bölgeye o helikopterin o günkü şartlarla gelmesi aslında mucize. Aynen. Biraz onu konuşalım. Mesela ne zaman kendinize geldiniz? Ne zaman olayın tam olarak idrakına vardınız? Şimdi bindik, gözümü açamıyorum, bilincim yerinde. Helikopterde böyle yani indiğimi hatırlıyorum. Helikopterden indiğimizi hatırlıyorum. Bir ara gidip geliyorum ama vücut iyice kan kaybetmeye başladığı için şey yapıyorsun. Tabii vücut direnci yavaş yavaş düşmeye başladı. Bir ara dediler ki bu ölmüş, öbürüne bakalım. Bir ses geldi. O zaman tam emin oldum işte. Samih'in şehit olduğunda. Tamam duyduğum şey yaptım, inanamıyordum belki ama o zaman tam emin oldum. Bu ölmüş, öbürüne bakalım dediler. Tabii sadece duyuyorum uzaklardan. Gidip geliyorum. Orada bir ara işte röntgen hemen şey yaptılar. Hatırlıyorum. Devamını hatırlamıyorum yine. Ameliyat masasına yatırmışlar. Hiç gözünü açamayan Nurettin. Gözüm pat diye açtım. Baktım ağzı sarılı birileri var. Elleri şey. Allah Allah. Gözümü açamıyordum ya. Ne oldu yani? Tutmuşum onun sterilize eldiven. Biliyorsun ameliyat eldivenleri farklı. Elinden bir tuttum onun. Beni baymayacakmışsınız demişim. Ha bu arada şu ilginç bir şey daha var. Röntgen masasında hiç konuşamayan ona kadar Nurettin şöyle oluyor. Doktorun şimdi kurşunun girme yeri sol bu şekilde ateş ettiğim için sağda terörsel olduğu için buradan giriyor ya. Hı hı. Tabii kurşun yanıltıyor. Tam omuriliğe 3 milim var kurşunun çıktığı yer. Omuriliğe gelse en iyi ihtimalle felcim zaten. Hı. Orada diyor ki bir tane doktor bu diyor kaçarken mi vurulmuş? Askeri doktor. Askeri hastane zaten. Ben şey yapmışım. Onu sonradan arkadaşlar söylüyor ama hatırlamıyorum. Kafamı kaldırmışım. Söyleyin ona ben kaçmıyordum. Küt bir daha gitmişim. Onu arkadaşlar söylüyorlar. Oradaki hastanede çok çünkü çok güzel anılarımız oldu. Devamında da bu ameliyat masasını hatırlıyorum ama. Hı hı. Ağzını bağlamış. Elinde eldivenler. Sterilize eldiveni giymiş doktor. Yani kesecek çünkü kan kaybediyorsun gidiyorsun zaten. Müdahale etmesin. Beni baymayacakmışsınız demişim. Tamam lan bayacağız diyor. Sonra bana diyor ki düzeltikten sonra. Nurettin zaten ölüyorsun diyor. Ben acele ediyorum. Sen tuttun. Benim sterilize eldivenimi pis ellerine tuttun diyor. Ben bir daha zaman kaybı. Orada birkaç saniye bile senin için önemli. Ya ben nereden farkında değilim falan dedim. Yani şey yaptık. Samih daha sonrasını göremedik. Tabii saat 12 gibi 12'ye 5 kala veya 12'ye 5 geçer raporları okumuştum. 10.30 civarındaydı. Sabah cumartesi sabaha geliyordu. 10.30 civarında çalışma olmuştu. 12'ye 5 veya 12'ye 5 geçiyordu. Ameliyata girmişim. Sabah akşam 6-7 gibi 6.30-7.30 öyle bir buçuk vardı. Yaklaşık 7-8 saat veya en az 6 saat ameliyatta kalmışım. Ameliyattan uyanırken de ne dersin? Ya anne dersin, ya baba dersin, evliysen eşin dersin, çocuğum dersin dersin. Ama biz sadece Samih demişiz. Samih, Samih diye diye şey yapmışız. O gün bugündür Samih, Samihsiz bir gecem yok. Yok. Mutlaka. Yok. Yani çok ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. İyi ki varsınız Nurettin Bey. Allah bugün hayatta olan tüm gazilerimize sağlık saat versin. Tabii şehitlerimiz var. Şehitlerimizin yadigarları var biliyorsunuz, emanetleri var. Allah onları korusun, hepsinin şehadetini kabul etsin tüm şehitlerimizin. Yani çok siz anlatırken böyle hiç araya girmek istemedim, soru sormak istemedim çünkü çok güzel anlattınız. Daha öncesinde de biraz konuşmuştuk. Ben programı böyle geçeceğini biliyordum. Aklımda da birçok şey vardı ama süremiz yetmedi aslında. Bir iki dakikaya kapatacağız programı. Ne dersiniz? Biraz şöyle, böyle o zaman konuşalım. Şöyle, ülkemizin durumunu konuşalım. Şöyle yapalım. Zamanımız madem çok az. Ben öncelikle şöyle söyleyeyim.
Ben şu anda Türkiye Harp Mahalli Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği, evet, Ordu Şubesi'nin yönetim kurulu üyesiyim. Evet. Başkanımız Hasan Kaplan, şehit babası. Şehit, biraz önce VTR'de de izledik. Gazi, gazi eşleri, şehit eşi, şehidin çocukları, şehit annesi ve şehit babası derneği üye olabiliyor. Bu bizim tüzüğümüzde. 1915'te kurulmuş bir dernekten bahsediyoruz. Tüzüğümüz böyle. Şimdi dernekte, şöyle bir rakam vereyim, ondan sonra şey yapalım. Özür diliyorum. Bunu şey yapmamız lazım mutlaka. Şimdi Ordu ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlıyız biz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlıyız. O bakanlığa bağlandıktan sonra da özellikle Fatma Şahin döneminde çok geniş haklar verdi devlet bize. Allah razı olsun. Ordu ilinde şehit ve gazi sayılarını söyleyeyim Kurtuluş Savaşı'ndan sonra. İzleyicilerin de bilgileri olsun. Ordu ili şehitlerimiz Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bugüne kadar asker şehidimiz 278 kişi, emniyet şehidimiz 49, sivil şehidimiz 17. Bu sivil şehitlerin 17 tane sivil şehidimizin bir tanesi 15 Temmuz şehidi. Gazilerimiz yine Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Kıbrıs ve Kore gazimiz 403, asker gazimiz 129, emniyet gazimiz 9, sivil gazimiz 12. Bu 12 sivil gazimizin 7 tanesi de 15 Temmuz gazileri. Şimdi genel durumdan ziyade ben şunu son olarak o zaman söyleyeyim. Ben gaziyim. Şehit ailesi ve gazilerin işte ordudaki temsilcileriyiz. Aynı zamanda. Belediyemizden bu arada Sayın Valimiz Seddar Yavuz'a hepsine de sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü çok 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 güzel ilgileniyorlar bizimle. Hiçbir sıkıntımız yok. Kanunlarda da sıkıntımız yok. Ancak bizim Ordu Derneği olarak yer sıkıntımız var. Keşke buna bir 5-10 dakika ayırabilsek de biraz detaylı bilgi verebilseydim ama konumuz, yani saatimiz, zamanımız yetmedi. Bizim şu anda otogarda yerimiz. Mevcut olan otogarda. Otogarda biliyorsunuz yeni otogar yapılıyor. Yıkılacak. Yani ama Erbe'ye geç yıkılacak. Yıkılmamış olsa dahi bence şehit ailesi ve gazileri temsil edebilecek bir yer değil zaten. Mekanınız yetersiz. Mekan yetersiz. Zaten konum olarak, yer olarak, duruş olarak. Yani öyle güzel örnekler var ki Bursa, Erzurum gibi Türkiye'de bizi temsil ediyor. Bir ilin derneği yani yeri o ilin şehidine ve gazisine nasıl sahip, ne kadar sahip çıktığının en büyük göstergesi. Sen benim aldığım maaşı ve imkanlarımı bilmezsiniz. Yani siz bilmezsiniz, insanlar bilmez. İnsanlar neyi bilir? İşte şurası Şehit Ailesi ve Gaziler Derneği. İşte güzel bir mekan. İstedik, istiyoruz ki sahilde dokuyu bozmayacak güzel bir yer yapılsın. Önüne Türk bayrağıyla bizim derneğin bayrağı asılsın. Yürüyüş olsun, dışarıda çeşme yerler olsun. Gelen turistlere, il dışından, yurt dışından gelen bizim yerli insanlarımıza herkes görsün. Desin ki ya ordular, ordunun... Ordu şehidine ve gazisine sahip çıkıyor desinler. Evet, böyle bir bunu istirham ediyorum. Belediye başkanımızdan, Sayın Valimizden güzel bir çalışma yapalım inşallah. Bu çağrıyla bitirelim o zaman. Bayağı açtık süreyi. Hızlıca diğer programın vaktini almayalım. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi ki varsınız Nurettin Bey. Çok keyifli, çok güzel bir sohbetti. Böyle bizi aldınız, bambaşka yerlere götürdünüz bir kere daha bu özel günde. Değerli izleyenler, Nurettin Korkmaz dedim ya, kendisi bir gazi, aynı zamanda da derneğin Ordu Şubesi'nin yönetim kurulu üyesi. O günleri, çatışmayı anlattı bizlere. Kendisine teşekkür ediyoruz. Böylelikle veda edelim. Yarın yine aynı saatte, haftanın son mesai gününde saatler 8.30'u gösterdiğinde Ekran Gazetesi'nde buluşacağız efendim. Hoşça kalın.